Siz mahzeneyenin tehlike geçinceye kadar orada kalacaksınız. Peki siz validem, siz gelmiyor musunuz? Bayezid'i görmem lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Konuşmam icap eder. Fahriye, Mihrimah Sultan'ın yanından ayrılma. Emredersiniz. Sümbül. Sultanım. Lala Mustafa, şehzadem has odada mı? Değil sultanım. Maalesef değil. Şehzademiz ateşle oynuyorlar. Sesleri işitiyorum Zühre. Seni ve Rüstem'i istiyorlar. Sultan Süleyman Han'ın oğlu, saltanat naibi, şehzade Bayezid'im. Allah rahmet eylesin. Şehzade Mustafa Hazretleri ne yazık ki idam edildi. Buradaki hiç kimse benden daha üzgün olamaz. Siz şehzadenizi ben canımdan, kanımdan bir parçayı kaybettim. Bayezid'i göndereceğine Rüstem köpeğini yollasaydın ya, o kadar mı kıymetli senin için? Ben kimseyi yollamadım. Neyleyelim ki bu karar Sultan Süleyman Han'ın hükmüdür. Ne sizler, ne de ben yüce hünkârımızın iradesine karşı gelemeyiz. Kararlarını tartışamayız. Kulları olarak ona itaat etmeye mecbursunuz. Rüstem Paşa'yı verin bize şehzadem. Çıkın dışarı ortaya. Hünkârımız Rüstem Paşa'ya gerekli cezayı vermiş, vazifesinden azletmiştir. Ancak kendisi hala hanedan damadıdır. Bu sebeple onu size teslim etmem. Teslim etmem. Şehzade Mustafa, kimsenin canı yansın, karıları dul, çocukları yetim kalsın istemezdi. Şimdi dağılmazsanız kan dökülecek. Buradaki hiç kimse sağ kalmayacak. Acınızı anlıyorum. Acınız
benim de acım. Lakin gittiğiniz yol, yol değil. Şehzade Mustafa'yı sevenler incinsin istemiyorum. Yiğit şehzadem benim. Maşallah. Cihan böyle cengaver görmemiştir da. Gördünüz değil mi validem? Bir padişahta olması gereken bütün vasıflar Bayezid'de var. Nasıl hepsini susturdu? Ona baktıkça babanı görüyorum Mihrimah. Sultan Süleyman Ağa'nı. Ve rahmetli abim Mustafa'yı. Bu seni korkutmuyor mu Hürrem? Derin bir kedere sürüklemiyor mu? Mustafa'nın 52'si diye fakirleri doyurmuş, muhtaçlara sadaka dağıtmış. Şehzademiz Beyazıt'ta rahmetlinin ruhu şad olsun diye hayır işleri için para yollamış. Allah kabul etsin, ne diyeyim. Dönecek hali yok ya rahmetlinin gittiği yerden. Siz yine de bir haremde görünseniz iyi olacak sultanım. Ne vakittir gölgenizi üzerlerinde hissetmiyorlar. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İçim öyle bir sıkıntı çöreklendi ki. Tarif etmeye kalksam mümkünatı yok, beceremem. Ne yüzle geldiniz buraya? Bırakın da acımızı yaşayalım. Bırakın da yasımızı tutalım. Validemle buraya acınızı paylaşmaya geldik. Başka bir niyetimiz yok. Kimin niyetinin ne olduğunun herkes farkında. Cümle Osmanlı farkında. Şehzademizin ölümünden mesul olanlar elbet cezalarını çekecek. Hem de ahirette değil, bu dünyada. Ölüm, ölümü getirecek. İkinizin de burada yeri yok. Yeter! Sizin beddualarınız bana işlemez. Ben Hürrem Sultan. Güçlü olan hayatta kalır, kazanır. Cihanın nizamı bu. Şehzade Mustafa zayıftı, öldü. Bense hayattayım. Thank you.
Zeki Hürrem Sultan Hazretleri. Kalbimin ışığı söndü sultanım. Gönlümün sahibi şehzademi, sevgilimi aldığınız gün karanlığa gömüldüm. Tam bu kan deryasında boğulmak üzereyken evladım, Mehmet'im tuttu elimden, çekip çıkardı beni gam ve keder kuyusundan. Ona sığındım, ona sarıldım. Fakat siz sultanım, onu da aldınız elimden. Yaşasaydı eğer, yanımda olsaydı, bir umut bahar gelecekti yine. Dağlarda çiçekler açacaktı, kuşlar şakıyacaktı. Gül kokusu, gül kokusu saracaktı dört bir yana. Siz sultanım, siz bu dünyanın mevsimini değiştirdiniz. Öyle bir kış başlattınız ki, bu rüzgar asla dinmeyecek. Önüne kattığın ne varsa silip süpürecek. Herkes kendi kaderine sürükleyecek. Benim kışım bitti sultanım. Sizin kışınızsa yeni başlıyor.
Validem. Zihninizi böylesine meşgul eden Mühür Nisa'nın ölümü öyle değil mi? Mahidevran. Sarayda mı hala? Katilden sonra şifahaneye götürdüler. Epey orada kaldı. Belli ki aklını yitirmiş. Fatma Sultan da pek alakadar. Dairesini almış. Hasta uyumuş, yatıyormuş öyle. Çoktan gitmesi lazımdı. Lakin sırf beni huzursuz etmek için kalıyor. Unutun validem. Unutun. İstikbale bakın. Önümüzde büyük bir tehlike var. Ahmet Paşa gelmiş. Fatma Sultan'ın desteğiyle bize diş bileyecek, rahat vermeyecektir. Rüstem Paşa'nın derhal makamına geri dönmesi lazım. Mihrim ha. Ahmet Paşa itibarlı bir devlet adamıdır. Fatma Sultan'la evli olması bu hakikati değiştirmez. Bize zararı dokunmadığı müddetçe onu karşıma almak istemem. Rüstem Paşa'nın vaziyeti ne olacak peki? Bekleyeceğiz Mihrim'a. Kavga gürültü istemiyorum. Çetin mücadelelerden geçtim. Hayli yorgunum. Bunun en büyük şahidi de sensin. Huri Cihan. Sultanım. Ne işin var senin burada? Ne demeye geldin? Durun validem. Onun bir kabahati yok. Biri bize oyun oynamış. Huri Cihan çenesini sıkı tutarsa kimse şüphelenmez. Fatma Sultan'ı ziyarete geldiğini söyler. Eğer bir kişi dahi dillendirirse önünü alamayız. Herkes nikahlandığınızı işitir. Havadis hünkârımıza kadar gider. Bu sebeple sessiz kalmalıyız. Huri Cihan bir an evvel Kütahya'ya dönmeli. Mektubu yazanı nasıl susturacaksınız peki validem? Rüstem'le Mihrimah biliyordu. Acaba orta yerde konuştular da biri mi işitti? Bala Mustafa yapabilir mi? İhtimal vermem. Buna cesaret edemez. Kaldı ki Huri Cihan'ın Kütahya'da kalması hususunda beni ikaz eden oydu. Onun tavsiyesiyle Kütahya'ya mektup yazmıştım. O mektupta biri çalmış anlaşılan. Selim. Mümkün. Mümkün değil. Öğrendiği an soluğu benim yanımda alırdı. Bu kadar emin olmayın validem. Selim'in tıyneti belli. Her şeyi beklerim ben ondan. Selim'e itimat etmek zorundasın. Kardeşine beslediğin bu düşmanlığa da bir son ver artık. Fahriye. Gözünü Huri Cihan'ın üzerinden ayırma. Yanlış bir şey yapmaya kalkarsa mani olursun. Emredersiniz sultanım. Öyle beddua ettim ki Rabbim evlat acısını tekrar tattırdı sana. Cehennemde yanacaksın. Senin yerin cehennem. Allah'ım! Cehennemde yanacaksın. Allah! Cehennemde yanacaksın. Sultanım! Cehennemde yanacaksın. Yerin cehennem. Sultanım yapmayın. Bir yolum var. Rabbime dua ediyorum, kanlı bıçaklı olsunlar. Olsunlar da hünkârımızın gazabını uğratsınlar. Duyuyor musun beni? Allah bana yaşattıklarının bir mislini yaşatsın sana. Duyuyor musun beni?
ettiği beddualar bütün haremin dilinde. Düşünce bile tüylerim ürperiyor. Düşünmeyin. Bu saraya geldiğimden beri Mahidevran'ın hiç hayır duasını almadım zaten. Gidiyor işte. Tekrar gelmesi de mümkün değil artık. Validem, Rüstem Paşa'nın vaziyetiyle alakalı bir şey düşündünüz mü? Sonra benim ha. Uzun vakittir hünkârımıza mektup yazmıyor, haline hatırını sormuyorsunuz. Ne benim mektup yazacak halim var, ne de hünkârımızın cevap yazacak hali. Oğlunun idamını hükmederek elini kor ateşlere soktu. Ciğerini söküp sofrasına koydu. Cihangir onun gözünün önünde eridi. Yok oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ne ben? Ne o? Nihayetinde aşk galip gelecek sultanım. Bunca yıldır böyle oldu zaten.